muhabbet tadı ile, Resulün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile, gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, yetimi bilmezse geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam, güzeller güzeli Resul'e selam. Yetimlerin en güzeli olan Efendimiz Aleyhisselam'a ve onun ümmetine selam olsun efendim. Efendimiz Aleyhisselam bize yani Kur'an uyacağımız kuralları koydu. Efendimiz Aleyhisselam da onun uygulamasını gösterdi. Ne yapardı? Çocukları çok severdi. Yetimleri, öksüzleri ne yapardı? Çok severdi. İşte bir çocuk gözüyle Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklara ve yetimlere olan ilgisini arz edeyim efendim. Peygamber Efendimiz çocukları severdi. Peygamber Efendimiz cennet kuşları derdi. Peygamber Efendimiz hatayı duyurmazdı, kimseyi kayırmazdı, kız erkek ayırmazdı. Peygamber Efendimiz koklarız güllerinden, bal damlar dillerinden, öperiz ellerinden. Peygamber Efendimiz öksüze gönül verdin, yetime kanat gerdin, yollara çiçek serdin. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı izliyoruz, yolunu gözlüyoruz, seni çok özlüyoruz. Peygamber Efendimiz, eğer Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyorsak ve özlüyorsak, onun gibi davranarak ona yaklaşabiliriz. Şimdi bazen düşündüm bir dönem, ya öyle bir hayat ilkesi olsa ki herkesi mutlu etse. Sonunda buldum. Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel bir hadis-i şerifi var, buyuruyor ki bir insan kendisi için istediği bir şeyi başkaları için de istemedikçe olgun Müslüman olamaz. Kendi kendime sordum. Bunu hayatıma uygulasam ben mutlu olur muyum? Olurum. Ailem olur mu? Ülkem olur mu? İnsanlık olur mu? O zaman bunu uygulayalım ya. Ya kendimize şunu soralım. Hatta depremde de sordum. Ben depremzede olsam nasıl davranılmasını isterdim? Ben de öyle davranayım. Öyle konuşma, büyük laflar etme değil. Ve yine kendimize sormalıyız. Ben yetim bir çocuk olsam, ben öksüz bir çocuk olsam, bana nasıl davranılmasını isterdim? Aynısını ben de onlara ne yapmalıyım? Davranmalıyım. Yani bir insanın anası, babası yoksa nesi var ki canından başka? Ama bir de kimsesizler kimsesi var. O da Yüce Mevlamızdır. İşte Allah'ın bazı özelliklerinin de bizde olması lazım. Sıfatları bizde tecelli ediyor. Nasıl ki Mevlamız kimsesizler kimsesi ise, biz de gücümüz kadar, kul gücü kadar kimsesizlere kimse olmalıyız. Hocalar anlatıyorlar mahşer gününü. Güneş bir mızrak boyu inecekmiş. Anne evladından kaçar mı ya? Orada kaçacakmış. Ne yapacağız orada biz? Ne diyeceğiz? Medet Allah'ım. Dünyadayken zorda kalan bir öksüze, bir yetime, medet diyen bir garibe biz yardım edersek, cömertlerin en cömert olan Allah'ımız, biz zorda kaldığımızda, medet dediğimizde bize yardım etmez mi?
Şunu kimse unutmasın. Allah kimseye borçlu kalmaz. Elhamdülillah. Öyle bir Allah'ımız var. Onun için şükredelim. Şükre layık olmak için de yardımcı olalım. Bakın, kimsesiz çocuklar bize neler söylüyorlar. Hayat sandalında çırpınırız bir çare. Bilekler cılız, ümitler kırık. Çığlığımız çoğaldıkça azalıyor insanlık. Can simidi atın bize, bir ışık tutun bize. Acılar dalga dalga, öfkeli deniz. Adımız çocuk ama ön adımız kimsesiz. Dolayısıyla çocuklar öksüz kalırsa, onların boynu bükülürse, yüreğimiz öksüz kalır. Yetimlerin boynu bükülürse, kaderimizin boynu bükülür. Her şey Allah'ın elinde. Sen sahip çıkarsan, Allah da sana sahip çıkar. Ama bu konuda, yani birebir özellikle büyük şehirde bir yetimi bulmak, ona sahip çıkmak belki zor olabilir. Kolayı ne? Vakıflarımız var, derneklerimiz var işte. Yetim Vakfı kurulmuş. Onlara yardım ederiz. Biz Afrika'ya gidemeyiz. Asya'ya gidemeyiz. Balkanlara gidemeyiz. Ama onlar bizim adımıza giderler. Yunus Emre merhum diyordu ki, mal sahibi, mülk sahibi, hani bir onun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Doğru söylüyor ama acizane bir bakış açısı getirmek istiyorum. Kardeşim, Allah için harcadığın para yalan olur mu? Olmaz. Allah için harcadığın zaman yalan olur mu? Olmaz. Yetime, öksüze ayırdığın zaman, ayırdığın para yalan olur mu? O zaman insanlar akıllı varlıklardır. Menfaatini düşünürler. Dünyalık menfaati düşünelim. Vallahi manevi menfaati de düşünelim. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ekelim ektiğimiz kadar ve şunu unutmayalım. Böyle bir verim yok manevi ekimde. Allah en az 1'e 10 veriyor ya. 1'e 100 de verir, 1'e sonsuz da verir. O bakımdan akıllı olalım. Gücümüzün yettiği kadar. Hani atalarımız söylüyor ya, az veren candan, çok veren maldan diyor. Azsa az verelim, çoksa çok verelim. Ama Allah'ın huzuruna elimiz boş çıkmayalım. Şimdi mahşer günü herkes birbiriyle hesaplaşacak mı? Bir yetim geldi karşımıza, bize soruyor. Bestami amca, ben yetimdim ya, boynum büküktü, kaç gece ağladım. Sen niye bana sahip çıkmadın? Veya siz sahip çıkmadınız diye ben kötü yola da düştüm. Aha cehenneme gidiyorum dese ne cevap veririz? Bak, bunu sormakla kalsa iyi, adamı cehenneme götürecekler. Kimse ilgilenmemiş. Karnını doyurmadığımız gibi kalbini de doyurmamışız, kötü yola düşmüş. Soruyla bırakmaz. Yakamıza yapışır mı? Yapışır. Yapışsa memnun olalım. Gelmiş zebaniler cehenneme götürecek. Yakamızı yırtmadan bırakır mı? Bırakmaz. Bunu düşünelim ve bizim çocuğumuzun yetim kalacağını bir gün, bu ihtimal var mı? Var her zaman. Düşünelim. Çocuğumuz yetim kalmadan biz başkalarının çocuğuna bakalım ki Allah da bizim çocuğumuza sahip çıksın. Çıkar mı? Çıkar. Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında, Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Gidiyorlar gezerken bir yıkık ev giriyorlar. Duvarı tamir ediyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da herhalde soruyor. Niye bunu yaptık? Ya bunun annesi babası güzel insandı. Vefat etti. Geriye yetimler kaldı. Öksüzler kaldı. Bu duvarın altında da bir hazine var. Çocuklar büyüyene kadar duvar ayakta dursun ki büyüklüğünde ona sahip olsun. Allah bunu bile hesap ediyor. Allah isterse yetime de öksüze de sahip çıkar. Bakın, dünya bir hayat gailesidir. Bir gayyadır. Buraya düşmüşüz. Allah bir ip göndermiş bize. Kur'an-ı Kerim.
Başka Efendimiz Aleyhisselam'ı göndermiş. Başka yine bizim kurtulmamız için. Diyor ki yetimlere sahip çıkın, ben de sizi kurtarayım. Öbür dünyada yetim kalmak istemeyen, öbür dünyada öksüz, boynu bükük kalmak istemeyen bu dünyadaki yetimlere ve öksüzlere sahip çıksın derim.